Evet arkadaşlar, bir özellikle Taha'nın çok sevdiği elektrikli scooterlar, motosikletler standındayız. V Moto standındayız. Ben geri çekileyim, görülmesi gereken şey motor çünkü. Motosikletimiz çelik fren hortumlarıyla geliyor. İlk göze çarpan detayı o oldu. Ön arka disk motosikletimiz 3900 watt. 92 kilometre bize menzil sunuyor maksimumda. 95 kilometreye kadar da hıza çıkabildiğini vaat ediyor. Bu da işte 100'lük 125'lik bir motora olarak tekabül ettiğini bize gösteriyor. Yaklaşık 8 saat gibi bir şarj süresi söylüyor fabrika. Bana sanki biraz uzun geldi. Biraz daha kısa olabilirdi diye düşünüyorum. 10 metre torkumuz var. Başkası ne söyleyebilirim? Ön arka ön 17, arka 17 olacak şekilde 17'ye 17 lastik çaplarıyla geliyor. Yine bunda da bir kayış aktarmamız var, görüyorsunuz. Kayışımız o rakumdan veya az önce incelediğimiz birçok elektrikliden farklı olarak ince bir kayışımız var. Şurada detayı daha çok ortaya çıkıyor. Motosikletimiz kilo olarak baktığımız zaman 79 kilo gibi çok hafif bir ağırlığa sahip. 254 kiloya kadar da ağırlık taşıma kapasitemiz var. Göstergesi yine iğnesi anahtar olmadığı için gösteremiyorum ama anahtarsız çalıştırma var. İşte burada yine her ön arka disk olduğu için şeylerimiz var. Burada mod 1, 2, 3 şeklinde modlar arası hızımızı vesairemizi kısıtladığımız veya açtığımız geçiş tuşumuz var. Analog bir hız göstergemiz var. Burada da öyle sanıyorum ki benzin vesaire bataryanın durumunu gösteren bir detaylar olacaktır. Aynası belki değişim ister. Biraz nostaljik bir motora benziyor. Onu andırıyor. Ona göre yapmışlar. Motorun tasarımı güzel. Genel olarak baktığınızda kayış aktarmalı. İlginç. Arka amortisörü görüyorsunuz. Burada tekli bir güçlü bir süspansiyonla arka taraf desteklenmiş diyorum ve V Moto standından şimdilik sizlere veda ediyorum.